Şimdi Trabzonspor kampında son durum ne, son notlar ne? Yunus Emresel de orada bizleri bekliyor, söz sende. Teşekkürler Melike. Biz de kameraman arkadaşım Ege Ural'la birlikte Trabzonspor'un kamp yaptığı Etiler'deki otelin önündeyiz. Buraya zaman zaman bordo mavili taraftarlar da geliyor ve onlar da burada en azından takım otobüsüyle de olsa bir fotoğraf çekilmek istiyorlar. Çünkü saat 18-15 civarında kafile buradan çıkacak ve şu an itibariyle maç toplantısının da yapılmaya başlandığını belirtelim. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı muhtemelen şu sıralarda takıma son detayları aktarıyor. Trabzonspor'da bu karşılaşma öncesi sakat, cezalı veya eksik olan tüm oyuncuların İstanbul'a getirildiğini belirtelim. Teknik Direktör Abdullah Avcı tüm oyuncuları buraya getirdi. Çünkü kupa töreninde bu isimlerin sahada yer almasını istiyor Trabzonspor Kulübü. Ayrıca Teknik Direktör Abdullah Avcı ve yönetim kurulu açısından da bu karşılaşma oldukça önemli. Çünkü Abdullah Hoca Trabzonspor kariyerinde bir lig şampiyonluğu ve iki süper kupa kazanmayı başardı. Ama onun CV'sinde eksik olan tek şey Türkiye Kupası ve onu bugün o kariyerine eksik olan parçayı tamamlamak için ekletmek istiyor. Mevcut başkan Sayın Ertuğrul Doğan yönetiminde de eğer bugün kupa kazanırsa onlar da Trabzonspor yönetimi döneminde ilk kupalarını kazanmış olacaklar. Onu da belirtelim. Trabzonspor'un sahaya şu muhtemel 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Mönye, stoperde Batista Mendy, Dansfil ikilisi, sol bekte Eren Elmalı, orta sahada Berat Özdemir, Umut Güneş ikilisini bekliyoruz. Sağ tarafta Edin Vişça, ofansif orta sahada Enis Pardi, sol tarafta Fontas Trezeguet arasında bir tercih yapacak Abdullah Hoca. Trezeguet uzun süreli sakatlık sonrasında iyileşti ve forma giyebilecek durumda. Ama son haftaların formda ismi ve Trabzonspor adına kupada en fazla gol atan isim de Fontas. Belki onu da yine tercih edebilir Abdullah Hoca. İleride de Paolo Nacho'yu bekliyoruz ki Trabzonspor'un gol silahı ve en formda isimler arasında son 4 karşılaşmada 6 gol atmayı başardı. Dün de Onaçu'ya bir müjdeli haber verdi Başkan Ertuğrul Doğan. Southampton kulübüye oyuncuyu yeniden kiralamak için yaptığımız teklifi artırdık dedi. Onaçu Trabzon'da kalmak istiyor. Trabzonspor'da devam etmek istiyor. Trabzonspor'da Onaçu'yla devam etmek istiyor. Ama henüz Southampton kulübü istenilen rakamlara ikna edilebilmiş değil. Orada pazarlıkların sürdüğünü de ifade edelim. Ayrıca Trabzonspor kulübünden maça gelecek olan taraftarlara da stadyuma nasıl gitmeleri konusunda birçok paylaşımda yapıldı. Şu anda İstanbul'un her noktasında Trabzonspor taraftarlarını görmek mümkün. Trabzonspor kafilesinde tekrar 18-15 gibi buradan ayrılacağını söyleyerek sözü yeniden size bırakalım Melike.